Herkese merhaba. Bugün sizlerle şöyle çok tatlı bir battaniye yapacağız. Arkası da şöyle. İki tarafı aynı değil ama arkası da çok güzel. Bu şekilde de gayet rahat kullanılabilir. Böyle de bir lastik yaptım. Bence lastik çok yakıştı. Umarım siz de beğenirsiniz. Bunu yaparken kullandığım ipi hemen aşağı açıklamalar kısmına koyacağım. Bebek yünü kullandım. 250 metreydi 100 gramı. Siz de buna uygun herhangi bir ipi kullanabilirsiniz. Ben 3 renk kullandım. Siz 3 renk kullanmak zorunda değilsiniz. Tek renkte yapabilirsiniz ya da böyle kendiliğinden değişen iplerden de kullanabilirsiniz. Şimdi bu ilk ipten, beyaz ipten 150 gram kadar yaklaşık ip kullandım. İkinci ipten 100 gramı biraz geçti. Yani 110 gram bile diyemeyiz aslında. Birazcık geçti. Üçüncü ipten de 200 gramdan fazla kullandım. 210 gram kadar yaklaşık ip kullandım. Bu 70'e 70 yeni doğan boy. Eğer siz daha büyük yapmak istiyorsanız tabii ki daha fazla ip gerekecektir. Şöyle 5 milimetrelikte tığ kullandım. Çok zor bir model değil. Bence yani dikkatli takip eden herkes kolaylıkla yapacaktır. Hazırsanız hemen aşağıdaki abone ol butonuna da bastıysanız hadi başlayalım. Başlangıç ilmeğimi yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. İlk zincirden batıp bağlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. İpi 2 kere doluyorum. Şimdi üçlü trabzanları bir arada yapacağız. 4 tane üçlü trabzanı bir arada. 2 kere doladım. Battım bu boşluğa. İpi aldım. İp aldım, ilk 2'den çektim. İp aldım, ikinci 2'den çektim. İp alıp tamamlamıyorum. Bunu burada bıraktım. 2 kere doladım. Battım buraya. 1 2 2 kere doladım aynı noktaya. 1 2 2 kere doladım. 1 2 5 tane ilmeğim var. Bir ip alıyorum. Hepsinden çekiyorum. Ve 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Boşluğa batıyorum. Kaydırmayla sabitliyorum buraya. Şimdi ilkini yaptık. Bundan 3 tane daha yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5. 2 kere doladım. İlk 2, ikinci 2'yi çıkarttım. 2 3 4 Bir ip alıp hepsinden çektim. 1 2 3 4 5 Bağladım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip 2 kere daha tekrarlıyorum. Sonunda görüşelim. Şimdi sonuncuyu yapıp bağladım ve buradan 1, 2 zincir çekiyorum. 2 kere doluyorum. Şimdi yine üçlü trabzanlar yapacağız. Bu sefer birlikte değil. 12 tane üçlü trabzanı aynı göze yapacağız. Nereye? Bakın şunları birleştirdiğim şu ilk zincire, şuraya yapacağız. Burada daha büyük bir ilmek var. Şurada. Oraya da yapabilirsiniz ama bu tarafta daha güzel duruyor. Burası biraz daha dar. Girmesi biraz daha zor ama ilkini battıktan sonra zaten kolaylaşacak. Ve daha güzel olacak. O yüzden şimdi buraya 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 ve 12 tane yaptım. 2 zincir çekiyorum. İster şu şeyin gözüne, isterseniz boşluğa batın, bağlayın. Yine kaydırmayla bağladım. Sık iğneyle de bağlayabilirsiniz. 2 zincir çekiyorum. 2 kere dolayıp bir sonrakinin tepesine batarak yine 12 tane tramzan buraya yapacağım. 2 zincir çekerek de yine buraya bağlayarak her birinin tepesine 12 tramzan yapacağım. Sonunda görüşelim. Ben sonuncuyu tamamlayıp 2 zincir çekip buraya kaydırmayla bağladım. Şu ipimi açtım, size şeyi göstereceğim. Eğer aynı iple devam edecekseniz nasıl yapacaksınız? Diyelim ki buraya bağladık. Böyle. Şu boşluğa batıp bir kaydırma yapın. İkinciye batın, bir kaydırma yapın. Üçüncüye kaydırma yapın. Kaydırma yapın. Bir tane daha yapın. Yani batıp bu şekilde kaydırmayla ilerleyeceğiz. Kaç kere? 1, 2, 3, 4. Bir kere daha ilerlenebilir şu boşluğa. Şimdi benim ipim yetmediği için gösteremiyorum. Bir kere daha gösteremiyorum deyip göstermek yalnız. Şuraya kadar ilerleyeceğiz kaydırmayla. Ondan sonra 5 zincir çekerek başlayacağız. Bakın buraya 12 tane trabzan yapmıştık ya. 4 tane de burada var aslında. Bunun tamamını bir halka gibi düşünün. 4 tane 4 trabzan seti var burada. Bakın şu 1, bu 2, bu 3, bu da 4. Şimdi çalışmaya başlayınca daha net anlayacaksınız. Biz bunları ayrı ayrı gibi düşüneceğiz. Aralarına zincir bırakma, yapmadık ama ayrı ayrı düşünebilirsiniz. Değiştirdiğimizde şöyle olacak. Bakın 1, 2, 3, 4. 4 ile 5'in ortasından battım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. 2 kere doluyorum ve şu dörtlünün etrafından yapacağım bu sefer. 4, 3'ü trabzan bir arada. Arka diş olarak yapacağım. 2 kere doladım. Bakın şuradan tığını soktum. Diğer taraftan çıkardım. Aldım ipi. 1, 2 kere çıkardım. Bekleyecek. 2 kere doladım. 1, 2, 2 kere doladım. 1, 2, 2 kere doladım. 1, 2. Şimdi ilkini tamamladık. Bir zincir çekip 4 zincir daha çekiyorum. Ve bu bitirdiğim yerdeki boşluğa battım, bağladım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Şimdi burada yine arka diş trabzanlar yapacağız. Bu sefer 8 tane üçlüyü bir arada yapacağız. Şunların tamamını alacağız. 2 kere doladım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Bir ip aldım. Hepsinden birden çektim. 1, 2, 3, 4, 5. Bittiği noktada hemen şu boşluğa batıp bağlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. 2 kere doladım. Müşfik geldi, kapıyı kazıyor. Şimdi şunların etrafında
4 tane yapacağım. 1 2 3 4 çektim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Boşluğa batıp kaydırmayla bağlıyorum. Ve tekrar 5 zincir çekeceğim. 8'ini birlikte alacağım. 5 zincir çekip şu noktaya bağlayarak burayı tamamını uygulayacağız. Sonunda görüşelim. Sonuncuyu da yaptım ve buradan bağlıyorum. Dışarıda acayip bir yağmur gürültüsü var. Hava da biraz kapalı o yüzden. 2 zincir çektim. 2 kere donadım. Ve 12 tane trabzanımı yapıyorum. Bir sayalım yine. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2 zincir çektim. Burada şu kaydırmaya battım. Kaydırmayla yine bağladım. 2 zincir çekiyorum. Ve şu ortaya, şuraya göze tam 8 tane üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 zincir çekiyorum. Batıp bağlıyorum kaydırmayla. 2 zincir çekiyorum. 2 kere dolayıp tepeye 12 tane trabzan yapacağım. Bitirince 2 zincir çekip bağlayacağım. 2 zincir çekip 8 tane yapacağım. Bu sırayı bu şekilde tamamlayalım. Burayı tamamlayıp 2 zincirle gelip bağladım buraya. 1, 2, 3, 4 tane atlayıp 4 ile 5'in arasına batıyorum. İpimi aldım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 2 kere doladım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Bağladım. 1, 2, 3, 4, 5. 2 kere doladım. Şimdi bakın, burada bir tane vardı. 8 üçlüyü bir arada toplamıştık. Şimdi 2 tane oldu ve her seferinde bu artacak. Burada yine 8 yapacağız. 8 yapacağız. Köşeyi normal yaptığımız gibi yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, bağladım. 1, 2, 3, 4, 5. Yedi, sekiz, bir, iki, üç, dört, beş ve bağla. Tekrar beş zincir çekip dört üçlüyü bir arada yapacağım. Bir sonraki sırada şuraya zaten 12 tane yapacağız. İki zincir çekip buraya bağlayalım. 2 zincir çekip 8 tane bağla.
8 tane. Bu şekilde arttırarak modelimizi büyüteceğiz. Ondan sonra da zaten kenar yapacağız. Orada görüşürüz. Battaniyeyi biraz büyüttüm. Şu an 63 santimetre boyunda. Şimdi kenarda yapacağım için o 70 santimetreye çıkacak. Yeni doğan için yapıyorum ben. Bu ideal benim için. Siz büyütmek istiyorsanız devam edeceksiniz örmeye aynı şekilde. İstediğiniz renkte bırakabilirsiniz. Ben beyazda bıraktım. Ama önemli olan şey, hani iki sırayı tekrar ediyorduk ya. İlk sırayı bitirdikten sonra, ilk tekrar bitirdikten sonra bırakacaksınız bu şekilde. Buradan itibaren de şöyle bir zincir çekiyorum. Aynı noktaya bir tane sık iğne yapıyorum. Buradaki zincirlerin etrafından bir, iki tane sık iğne yapıyorum. Tam şu köşe noktasına bir, iki, üç tane yapıyorum. Döndük. Zincirin etrafından iki tane yapıyorum. Şu noktaya, birleşim noktasına bir tane yapıyorum. Zincirin etrafından iki tane yapıyorum. Ortaya bir tane. Bir, iki tane yapıyorum. Bu sık iğneleri böyle gevşek gevşek yapmaya çalışalım. Buraya bir tane yapıyorum. Şimdi normalde buralarda 5 zincirlerimiz var. 5 zincirin etrafından en az 3 tane sık iğne yapmamız lazım. Bir tane şuraya yapsak 4 gibi düşünün. Sonra tekrar 3 tane buraya, bir tane buraya 4 gibi ilerlesek daha iyi olur normalde. Ama benim buradan sonra uygulayacağım kenar yüzünden daha az sayıda sık iğne yapıyorum buraya. Buraya geldiğimiz zaman zaten göreceksiniz bunun nedenini de. Eğer başka bir kenar yapmak istiyorsanız siz 3, bir tane buraya 3, bir tane buraya yaparsanız daha iyi olacaktır. Dediğim gibi gevşek gevşek 2 tane yaptım, bir tane göze yaptım. 1, 2 tane yaptım, bir tane göze yaptım. Bu şekilde ilerleyeceğim. Eğer zaman zaman şöyle kontrol edinlerinizi çok böyle çektiğini düşünüyorsanız 2 yerine 3 de yapabilirsiniz. 1-2 noktada, her yere değil. Şöyle köşeye geldiğimiz zaman yine buraya 2 tane yapacağız. Şu noktası, tam köşe noktasına 3 tane sık iğne yapacağız. Buraya 2, buraya 1. 2, 1, 2, 1 şeklinde sıra sonuna kadar devam edelim. Sona geldim. Şuradan bağladım kaydırmayla. Beyazı kopardım. İsterseniz beyazla devam edebilirsiniz. Şimdi battaniye modelimiz çok böyle göz alıcı bir renkli, rengarenk olduğu için ben önceden beyaz kullanmayı düşünmüştüm. Ama bu kenarı da ben çok seviyorum. Böyle maviyle bir denedim. Kenar çok güzel gözüktü. Kendini çok güzel gösterdi. O yüzden maviyle yapacağım ben. Siz isterseniz beyazla devam edebilirsiniz. Devam edecekseniz hiç ipinizi koparmadan buradan zincir çekerek başlayacaksınız. Ben şimdi maviyi bağladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Yanlamasına yapacağız kenarımızı. İpimi aldım. Şöyle arkasını çevirdim zincirlerimin. Şu arka ilmekleri görüyorsunuz. Buradan çalışacağız. 1, 2. Bu ilk 2'yi atlıyorum. Üçüncüye. Şöyle battım. İpimi aldım. Bir ip alıp hepsinden birden çekerek bir yarım trabzan yapıyorum. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. 7
8. 2 zinciri saymayın. 8 tane yarım trabzanımız olacak. Bir sonraki ilmeğe batıyorum ve bir kaydırma yapıyorum. Bir sonraki ilmeğe batıyorum ve bir kaydırma yapıyorum. Dönüp tekrar yarım trabzanlar yapacağım. Şimdi burada kaydırmayla 1-2 ilmek atlayacağız. Kenar, şu köşe hariç. Yani bütün bu şey boyunca, kenar boyunca hep aynı şeyi uygulayacağız. Bu yüzden ben buraya biraz az sık iğne yaptım. Çünkü şey olsa, yani normal bir şekilde yapmış olsaydım o zaman 3 tane falan atlamam gerekecekti bir seferde. O zaman da böyle biraz şey gibi olacaktı, fazla olacaktı 3 tane atlamak. Yine normal yapmış olsaydım sık iğneleri 2 tane atlamış olsaydım o zaman da böyle dalgalı dalgalı marullanacaktı. En iyisi burada bir düzenleme yapıp burada rahat rahat ilerleyelim dedim. Şimdi ipimi alıp dönüyorum. Burada bakın ilmeğim şurası. Buradan batmam gerekiyor şu iki ip. Ama ben şu öndeki ilmekleri kullanacağım. Şurayı. Battım burada ve yarım trabzanımı yapıyorum. Sekizinciyi normal bir şekilde ilmeğe batarak yapıyorum. Bir ya da iki zincir çekip dönebilirsiniz. Yine ön ilmekleri kullanacağım. Yedi. Sonuncuyu bulmak böyle biraz zor gibi olabiliyor. Bakın ilmeğimiz şu. Bunun altında. Şimdi köşeye geldik. Köşeye gelene kadar işte hep iki atlayarak devam edeceğiz. Sonra köşeye geldik. Burada artık biraz fazla yapmamız lazım ki köşeye dönebilelim. İlk göze batacağız. Şöyle kaydırmayla bağlayacağız. Bir kere daha ilerlemeden hemen döneceğiz. İki sıramızı yapacağız. İkincisine batacağız. Döneceğiz. İki sıramızı yapacağız ilerlemeden. Ve yine aynı noktaya batacağız. Tam şu ortadakine. Yine iki sıra yapacağız. Üçüncüye batacağız bir kere. Yine iki sıra yapacağız, döneceğiz. Ondan sonra da hep 2-2 ilerleyeceğiz. Şimdi göstereceğim size. Baştan bir anlatayım dedim kafanız karışmasın diye. Bir kere battım. Dönüyorum. Üç, dört, beş, altı, 7 8 düzelteyim şöyle. Bunu normal batarak yapıyoruz her seferinde. Zincir çektim, döndüm. 2 3 4 ve 8. Ortadaki ilmeğime battım, döndüm. Yedi. Döndüm. Bu kenarın bir versiyonunu, yani benzer bir versiyonunu şey uygulamıştım.
başka bir battaniyeye uygulamıştım. Çok seviyorum aslında bu tarz kenarları. Battaniye çok tatlı gösteriyor. Şöyle. Sonuncuyu yaptıktan sonra buraya bir kere batmıştık. Buraya iki kere batacağız. Ortadakine. Yani tekrar battı. Döndüm. Battaniyenin ismini düşünüyorum hala. İngilizce kanalımda kendi blanket olarak yayınladım ama Türkçe'de ne olarak yayınladım hatırlayamadım. Bana da çok yakışmıştı. Şimdi şuradan şöyle alıyorum. Bunu da yaptım. Sonuncu köşe ilmeğimize geldik. Battım. Döndüm. Sekizinci bir zincir çekip dönüyorum. 2 3 4 5 6 7 8. Köşeyi böylelikle tamamladım. Buradan itibaren hep 1 2 kaydırıp döneceğim. 2 3 5 6 7 8 bir zincir çektim, döndüm. 8. Bakın bir sonrakine batıyorum, kaydırma. Bir sonrakine batıyorum, kaydırma. Bu şekilde devam edeceğiz. Köşeleri yine gösterdiğim şekilde ilk ilmeğe 1, ikinci ilmeğe 2 kere, üçüncü ilmeğe de sadece 1 kere batarak yapacağız. İstiyorsanız dediğim gibi daha fazla zincirle başlayarak daha uzun yapabilirsiniz bu kenarı. Eğer yine bir yerlerde böyle bir marullanma gibi bir şey fark ederseniz, olursa, olmayacak diye tahmin ediyorum, olursa kontrollü bir şekilde ilerleyip arada bir iki yerine üç kere kaydırma yapabilirsiniz. Zannetmiyorum ama öyle bir şey olacağını. Olursa zaten ben bitirdikten sonra sizle de paylaşırım. Böyle bir şey yaptım mı, kaç kere yaptım. Bir dakika bekleyin o zaman beni, hemen dönüyorum. Battaniyenin lastiğini tamamladım. Şöyle göstereyim size, hiçbir yere atlamam gerekmedi. Gayet düzgün bir şekilde size gösterdiğim gibi ilerledim. Şimdi bu noktayı birleştireceğiz. Şöyle göstereyim, bakın. Burada bir çizgi var. Bir sıra yaptım. Ve şu tarafta kaldı ilmeğim. Bu tarafta da bir çizgi var. Şimdi bu ikisini birbirine birleştireceğim. Buradaki ilmek değil, bu bağlamakta kullandığım kaydırma. Yani siz de şu tarafta olacak şekilde bitirmeniz lazım. Daha fazla sıra yaptıysanız. Ona göre ilmeğinizi bir şekilde ayarlamanız lazım. Sonra şu ikisini şöyle üst üste koyacağız. İlk göze battım ipimi.
Aldım, çektim. Bağlamış oldum. Aynı yere bir daha batıyorum. Arkadaki ilmeğe de batıyorum. İki ilmeğe de batıyorum yani. Şöyle alıp kaydırıyorum. Buraya batıyorum, buraya batıyorum. Kaydırma. Battım, battım, kaydırma. Sonuncu. Böyle gözükecek. Bu ipi kesip saklayacağız. İşte bu da son hali. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Şirin Örgücü Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Hemen aşağıya yorumda bırakabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videomuzda buluşuncaya kadar şimdilik hoşça kalın.